konuşma yapmış. Ben de toplantıların birinde gördüm. Büyükelçim dedi, büyükelçim dedi, böyle bir konuşma yapmışsınız. Ama ben bir şey anlayamadım. Onun bize zararı varsa koy biz düşünelim. Siz neden bu kadar rahatsızsınız? Ben onu anlayamıyorum. Size rahatsızlığınız var. Eğer bize bir rahatsızlığı varsa biz onu özümüz düşünürüz. Sizi ne rahatsız ediyor? Ne rahatsız ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Gelelim Müslüman dünyasına diğer tarafa. Ben Irak'ta olduğum zaman, Irak Savaşı'nda ben gazeteci gibi çalıştım. Çok iyi bir Arap aydın dostum vardı. Bu dedim ya bu Irak Amerikan askerleri de dedim çıkar birazdan Irak'ta daha rahat olur falan falan olunca böyle baktı çıkacaklar. Ama daha kötüsünü yapıp çıkacaklar dedi. Öyle bir şey yapacaklar ki aklın almayacak. Askerler ölmeden daha az para harcayarak ama huzur artık. Sizin söylediğiniz huzur gelmeyecek. Kim derse Saddam gitti buraya huzur gelecek düşündü. Yok. Konu Saddam değildi. Konu daha farklı şeylerdi. Ne olacak dedim. Bu bölgede Arapları, Kürtleri, Türkleri savaştıracaklar birbiriyle. İki, daha acımasızlığı yapacaklar. Mezhep gerginliğini tekrar kışkırtıp burada dedi öyle bir ocaklar yandıracaklar ki yüzyılla bu coğrafya onu söndürme için uğraşacak. Yok dedim sen de bu kadar şey olma falan. Ondan bir dönem sonra Irak'a gittim. Pasaportumu verdim resepsiyonda. Adam pasaportumu aldı, yüzüne baktı. İlk sorusu biliyor musunuz ne oldu? Da ben geldim bunu televizyonda konuştum. Bana döndü sen Sünni misin, Şii misin dedi. Ben döndüm buna dedim ki biliyor musunuz benim ülkemde İnsanlar tanımadığı birine bu sorunu vererlerse bunun adına terbiyesizlik derler. Ben Müslümanım dedim. Adam dedim kötü bir artık bir şey yaptığının farkındalar bir üzüldüler. Ama yüzü biraz da morardı bana döndü dedi ki o zaman sen Vahabisin. Niye dedim kardeşim demek Müslüman kimliği kaldırılmış. Mezhep tarikat kimliği onun üzerine kalkmış bazı beyinlerde artık. Çok kızgındım. Kalktım odama böyle eşyalarımı yerleştireceğim. Açtım dolabı Kur'an-ı Kerim. Hemen indim aşağı. Bak dedim benim Arapçam iyi değil, kötüdü. Biraz kendimi kendimi kurtarabilecek kadar bir Arapçam var ama senin Arapçam mükemmel. Al bana burada bir Şii, bir Sünni sözü bul. Döndü dedi orada yoktu. Kusura bakma dedim. Bizim kitabımız bu. Ama bu yanlış düşünceyle gelecek yok diye. Ben o dostumu hatırladım. Daha ağır şeyleri ekip gidecekler diye. Maalesef ki coğrafyamızda tekrar aynı şeyleri oynamaya başladılar. O yüzden değerli gençlerimiz, bu oyunlar baş tutarsa bu coğrafyada hepimiz yanacağız. Ben hep genç kardeşlerimize diyorum. Azerbaycan için, yani isterseniz Türk dünyası üzerinde götürelim, Türk dünyasını. Eğer Türk dünyası olarak birbirimize Türk devlet toplumları sahiplenmezsek ve sadece içerideki insanımızda değil, dışarıdaki de, çünkü dışarıdaki diasporumuzu da öyle duruma düşürmüşler ki, adamlar paramparça, milliyetçiler, Atatürkçüler, dinçiler, bilmem ne falan falan falan, hep bölüm bölüm. Ya dedim kurban olduğum, ben evimden de ofisimden de bir resim astım. Ya bizim öyle dedelerimiz vardı dedim, 15 sene okumuşuz ama bunlar bizden akıllıymış. O sözden güzel söz yok, ne yazmış? Söz konusu vatan ise gerisi teferruat da kardeşim. Siz gelmişsiniz Fransa'da, Almanya'da, orada, burada. Ya sizin derdiniz Türkiye olması gerekir. Azerbaycan olması gerekir. Devletleriniz, birliğiniz olması gerekir. Siz niye iç politikayla bu kadar uğraşırsınız? Niye bu kadar bölünüyorsunuz? Bugün buna ihtiyacımız yoktu. Bugün birleşmeye ihtiyacımız var. Çünkü o coğrafyada tekrar bir Çanakkale'den geçiyoruz bu coğrafyada. Ve bunun adı modern Çanakkale'dir. Ve bu o Çanakkale'nin o Çanakkale'den bir farkı var.
biliyor musunuz? Çok sinsice bir ortaya da atılmış. Onu bizim bir film var. İmdat Afşar kardeşim Azerbaycan edebiyatını güzel bildiği için filmi. Bizim bir filmimiz var. Mücadele dönemli, o işgalcılara karşı mücadele dönemli anlatır. Bir sinsi plan yaparlar. Herkese alırlar rehine, hapishaneye atırlar. Bu lider diyor ki, içinde biri de çok okumuş Mirze diyorlar. Diyor Mirze, neden böyle oluyor? Mirze döndür ona bir hikaye anlatıyor. Diyor ki, biliyor musun diyor, bir gün palıt meşesine, 100 yıllık palıt ağaçlar var, palıt meşesine bir haber gelir. Diyor ki, el boyda bir demir parçası gelir, hepimizi mahvedecek. 100 yılın palıtları diyor ki, ya biz 100 yılın kocaman palıtlarıyız. El boyda demir parçası ne ki bizi mahvetsin? Bu palıtın en yaşlısı görüyor ki çok ağır ağır dönür diyor, yapar yapar. Çünkü sapı bizdendi, sapı kendimizdendi. Maalesef, maalesef, bununla bitireceğim. Maalesef bu projenin biri de kendi çocuklarımızı bizim elimizden alma projesidir. Kendi çocuklarımızı başka başka düşünce ve fikirlerle yetiştirip sonra o çocuklarımızdan bize karşı kullanma projesidir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekir. Ve ben bir gün bir yazı yazdım. Arap ülkelerinde yaşanan bir şeyle yazdım. Bir arkadaşım da Arap aydın dostum vardı, bana yazdı, dedi ki bu taşı nereye attığını çok iyi biliyorum ama çok kötü bir mesajdı dedi, biraz şeyle kötü, yani aslında iyi. Bir toplumun aydınını kim okudarsa, bir toplumun aydınını büyüyen gençliğine hangi kültür yetiştirirse, o milletin geleceği onların artık çalışanlar olur. Bu net ve aydındı. O yüzden de kendi çocuklarımıza dikkat edeceğiz. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz, bilinçli yetiştireceğiz. Bilinçli oturtacağız aileler artık günlük sorunlarla değil, tarihimizden bu yana, bugün bu bölgede neler olur, bunun farkında olmazsak neler olur, biz aydınlar olarak, aileler aydınlar olarak sokak sokak, okul okul, her yere gidip anlatmamız gerekir ki yazık olur. Çanakkale'de dedelerimiz, nenelerimiz farkında oldular, o yüzden kurtulabildik. Bu modern Çanakkale'den geçiyoruz. Bunun da farkında olabilirsek o zaman biz bu coğrafyada daha güçlü olacağız. O yüzden tüm güçlerini ortaya koymuşlar. Tüm güçlerini, tüm kartları açık oynuyorlar. Neden? Bu savaşı kazanmak için. Bu Çanakkale'yi kazanmak için. O yüzden biz de o dedelerimizin ruhu karşısında hayır, dedelerimiz o şartlarda söz konusu vatan ise gerisi teferruatlı dediyse, annelerimiz biz bir kurban kestiğimiz koyuna kına yakıp diyerek askere giden 15-16 yaşında çocuğuna kınalık da sen vatana kurban verdin düşüncesini yapabildiyse, biz onlardan